Japanese diners could soon face much higher bills for bluefin. Japon diner işte. Burada yiyenler burada. Diğerinden biraz farklı olarak. Hani dine olayını yapanlar. Şurada dine on dedi ya. Bu balıktan yiyenler, Japon efendim müşteriler could face soon, yakın bir zamanda could face, yüz yüze gelebilir, karşı karşıya gelebilir. Much higher bills for bluefin. Bu az önce göstermemiştim. Şimdi göstereyim. Aha şu balık. Pek de bir şeye benzemiyor aslında değil mi? Yok, çok güzel hayvanlar bunlar. Devasa olması şey, kocaman kocaman. Evet. Bakarken de çekiyorlar bile şimdi. Bir adam yarısı kadar bir şey. Tabii tabii. Evet. Özel dediğiniz gibi oltalarla alıyorlar bunları. Bu balık için daha much higher, çok daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalabilirler. Bill fatura demek, yanlış değil. To bill derseniz birisine fatura çıkarmak demektir. Fakat aynı zamanda yasa tasarısı demektir bill. This month, bu ay, a meeting of the Convention on International Trade in Endangered Species sites in Doha, Qatar, is slated to consider a proposal to ban all commercial trade of the northern bluefin, Tunus tunus, grouping it with megafauna superstars such as the white rhino and the Asian elephant. Bu ay şuradaki konvansiyonun bir toplantısı is slated to consider. Şuradaki convention, conventional olursa geleneksel bildik. Conventional weapons olarak genellikle kullanılır. Konvansiyonel silahlar şeklinde. Convention, to convene diye bir fiil var. Oradan geliyor. Şu N'den sonra E harfi var. Convene. Şu. Bir araya gelmek demek. Convene. Convention ise arkadaşlar toplantı, kongre veyahut da kurul. On international trade in endangered species. Uluslararası ticaret üzerine yapılan bir kongre bu. Trade in ile kullanılıyor. Neyle yapılan ticaret? In endangered species. Evet, endangered önemli bir kelime. Daha önce vurguladığımı hatırlıyorum. Nesli tükenmek üzere olan, tehlike altındaki türler ile, buradaki in ile yapılan uluslararası ticaret konusundaki convention. Hatta convention center, kongre merkezi demek. Hemen bakın çıkacak. Gördüğünüz gibi. Muazzam değil mi? Acayip yapmışlar. İstanbul'da bir tane yapıyor. Orada mı? Evet. Doha, Katar'daki bu kongre toplantısı is slated to consider a proposal. Bir teklifi consider etmek için, düşünmek, göz önünde bulundurmak, değerlendirmek için slate edilmiş. Normalde şuradaki slate eski tür kiremitlerdir. Düz bir, çok özel bir taştan yapılmış. Çok enteresan. İngiltere'de birçok kilisenin falan çatısında gördüm ben. Galler'de son derece pahalısı var. İspanya'da çıkarıyorlar daha ucuzunu. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Hatta benim kaldığım şehirde Müslümanlar bir araya gelip eski bir kiliseyi satın aldılar. Onun çatısındaki slate'ler sadece verdiğimiz paradan daha pahalıymış. Ama kiliseye hiç kimse gelmediği için yıllarca boş kalınca belediye satışa çıkarmış. Adam bir tanesi tamam demiş, ben alıyorum. Aldıktan sonra gece kulübüne çevirmiş. Hop 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 dur bakalım ne yapıyorsun sen demişler. Geri almışlar elinden. Burası yani ibadet yeri, burayı sen diskoya çeviremezsin demişler. Ondan sonra bayağı bir beklemiş. Bayağı ucuza aldılar yani. Ama hala o zamandan beri full çeviremediler camiye. Yani ibadet ediliyor cami şeklinde ama istedikleri anlamda değil, eksikleri var. Bu slate. Ama slate aynı zamanda planlama demektir. Slate aynı zamanda plan demektir. Fiil olursa planlama demektir. Is slated diyorsa da planlanmış. Katar, Doha'da bu kongrenin
bir toplantısı planlanmış. To consider a proposal. Bir öneriyi, bir teklifi değerlendirmek üzere. Teklif de ne? A proposal to ban all commercial trade of the northern bluefin. Tunnus tinnus isimli kuzey mavi yüzgeç için bütün all commercial trade. Bütün ticari ticareti. Ne demek ticari ticaret? Şuradaki commercial şeklindeki ifade arkadaşlar para kazanmak için yapılan ticaret. Bütün ticaret para kazanmak için yapılmaz mı? Evet ama demek ki şart değilmiş. Commercial trade diyorsa direkt ticaret diyebilirsiniz. Bütün bu balıkla ilgili ticareti yasaklamak için verilen bir öneriyi düşünmek, değerlendirmek üzere planlanmış. Virgül ing yapısı var şurada. Grouping it with megafauna. Megafauna superstars. Such as the white rhino and Asian elephant. Such as gibi demekti. Beyaz rhino, gergedan. Çok sevdiğim bir arkadaşımın eşi bayan. Bayılıyor gergedanlara. Çok tuhaf değil mi? İlginç. Tuhaftan ziyade enteresan yani. Şu hayvanı biliyor musunuz? Sloth. Sloth. Tembel hayvan. Tembel hayvan, bravo. Ne tatlı değil mi? Umurumda da değil. Umurumda değil. Evet. Benim eşim de bunlara bayılıyor. Pandaların yanı sıra. Ara sıra yumruk yiyorum. Bana bir panda alıp gelmedin diyor. YouTube'dan panda yavrularını seyrediyor falan sık sık. Evet. Beyaz gergedan ve Asya fili gibi megafauna süper yıldızları ile bunu yani şu balığı gruplandırarak bir araya getirerek hepsini birden ticaretini yasaklamak için ileri sürmüş bir öneriyi değerlendirecekler. Megafauna. Megayı herkes biliyor. Büyük. Fauna ne? Flora, fauna. Flora, bitki örtüsü. Fauna, hayvan örtüsü. Örtü olmayacağı için fauna, hayvanlar demek. Mega fauna diyorsa, büyük hayvanlar, büyük baş demeyelim de, büyük hayvanlar. İri, iri kıyım, bütün hayvanlara mega fauna deniyor. Gördüğünüz gibi. İşte bu tür büyük hayvanların süper yıldızlarıyla birlikte. Hakikaten değil mi? Gergedanların hali herkesin malumu vesaire. İşte Asya kaplanları. Gerçi kaplanlar sadece Asya'da var zaten değil mi? Hindistan'da daha ziyade. Japan imports, uzunca bir cümle oldu ama çok sorun olmadı herhalde. Japan imports about 80% of the total bluefin catch in the Atlantic and Mediterranean, even as those stocks have plummeted to such paltry levels that many scientists speculate that the fish could be headed for extinction. Japonya import etmektedir. İthal. Evet. Export, import, evet. Japan imports deseydi, hani Japanese deseydi, Japon ithalatı olacaktı. Japan diyorsa bu Japonya demektir direkt olarak. Japonya ithal etmektedir. Yaklaşık %80'ini neyin? Of the total bluefin catch in the Atlantic Mediterranean. Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'deki toplam bluefin avının yaklaşık %80'ini ithal etmektedir. Even as those stocks have plummeted to such paltry levels. Even hatta bile as iken olurken ne olurken those stocks bu stoklar yani Atlantik ve Akdeniz'deki şu bluefinlerin, mavi yüzgeçlilerin stokları bildiğiniz stoktur bu. Aynı zamanda to stock fiil olursa stoklamak, depolamak. Aynı zamanda depo bir hayvanın veya herhangi bir şeyin stoku diyorsa da onların miktarı. Bunların miktarları have plummeted. Plummet T'ye kadar hızla düşmek, baş aşağı düşmek, ani bir şekilde düşmek. Doların düşmesi, işte ne bileyim borsanın düşmesi, hatta bir insanın yüksek bir yerden düşmesi plummet'tir.
Bakalım ne getirecek. Evet, bakın şunlar buradan kayıyorlar. Aşağıya plummet ediyorlar. Evet. Demek ki şu şey de plummetmiş. Neydi bu? İnşaatçıların nesi bu? Sarkaç ama ne ismi var bunun? Çekül. Şakül veya çekül. Evet. Şakülü kayınca evet. Bunların depoları, miktarları have plummeted. Baş aşağı düşmüş. Çok ani düşmüş. To nereye? Hangi seviyelere? To such paltry levels that şuraya kadar olan kısma kadar düşmüş. Such öylesi demektir. Paltry az, küçük. Çok az. Dediğiniz gibi cüzi seviyelere, öylesine düşük. Düşük de diyebilirsiniz burada. Özellikle bir insanın mesela maaşı paltry olursa böyle çok cüzi bir maaşı vardır. Yani zavallı ölçüsündedir paltry. Şu A'dan sonra, pardon, A yerine O, U olsaydı ne olacaktı? Geçmişti diye hatırlıyorum. Alo. Şu, paltry. Nasıl? Bravo, kümes. Kümes hayvanlarına poultry deniyor. Öylesine düşük seviyelere işte ani bir şekilde düşmüştür ki key kısmı şurası. Many scientists speculate that şu that'ten sonra ayrı bir cümle var. Düşmüştür ki birçok bilim adamı speküle ediyor. Spekülasyonda bulunuyor. Tahminde bulunuyor. Speculate hani biz hep olumsuz olarak düşünürüz ama olumsuz olması şart değildir. Yani olumsuz anlamı yine var. Do not speculate dediğin zaman Türkçedeki gibi lütfen spekülasyon yapmayın. Ama speculate aynı zamanda tahmin etme anlamında da kullanılır. Tahmin etmektedir ki birçok bilim adamı neyi tahmin ediyorlar? Yine bir cümle. The fish could be headed for extinction. Bu balık yani bizim bluefin could be headed for extinction. Extinction. Nesli tükenmiş olmak. Şuradaki extinct diyorsa soyu tükenmiş, bitmiş. Extinction olayı ise soyun tükenmesi. Head for, şuradaki head bildiğiniz kafa, baş. Ama head for olursa fiil değil. Değil. Yola çıkmak, yollanmak. Bir tarafa doğru gitmek. Yolda arkadaşınızı gördünüz. Where are you headed for? Nereye gidiyorsun demek. I am headed for. Mesela arabayla da olur, yürüyerek de olur. Bir tarafa doğru yollanmışım, gidiyorum demek. O zaman bu balık, bakın başına the getirmiş, belirli balık. Yani bu bizim bluefin. Could be, olabilir, ne olabilir? Headed for extinction. Yok olmaya doğru gidiyor, yollanıyor, olabilir. Diye birçok bilim adamı spekülasyonda bulunuyor. Öylesine düşük seviyelere bunların miktarı düşmüş olduğu için. Böyleyken bile, yani nesli tükenmek üzere diye birçok bilim adamı tahminde bulunurken bile Atlantik ve Mediterranean'da yakalanan toplam balıkların %80'i Japonya'ya gidiyor hala. Yeni başladık ama ara vereyim mi? Diğer dersin üstüne yaptığım için yoksa devam edeyim mi? Kafalar, emme basma, tulumba, tamam. Bu paragraf biraz uzunca olduğu için bir 15 dakika daha alır burası.